Terim formülünü uygulamak istediğimiz zaman baştan kaçıncı terim olduğunu söylemesi gerekiyor. Sondan dediğinde de pratik olarak şöyle bir yaklaşımla R'yi bulabiliriz. Burada üssümüz 4'tür. Dolayısıyla burada 5 tane terim var. Bu sayıdan sondan kaçıncı olduğu söylenen sayıyı çıkartırsak çıkan sayı otomatikman baştaki terimin R'sidir. Yani baştan 4. terim olur. Dolayısıyla R'nin 3 olduğunu biliyoruz. Burada n'imiz de 4'tür. Buna göre yazalım. Baştan 4. terim olacak. R3 olduğu için. 4'ün üçlü kombinasyonu çarpı 1. terimin 4-3 1. kuvveti 2. terimin de 3. kuvveti olacak. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşittir. 4 yapar. Çarpı x kare y küp olarak terimi buluruz.